Yeni Han isyanı Orta Anadolu'nun öteki bölgelerindeki bozguncuları da harekete geçirdi. Çapanoğullarından Celal, Edip, Salih ve Halit Beyler, Aynacı oğulları ve Deli Ömer çeteleri gibi bir takım eşkıyayı başlarına toplayarak 13 Haziran'da Yozgat civarında Köhne Bucak merkezini, 14 Haziran'da da Yozgat şehrini işgal ederek büyük bir bölgeye hakim oldu. Merkezi Sivas'ta olan 3. Kolordu Kuvvetleri ve o bölgede bıraktığımız milli kuvvetler yeterli değildi. Eskişehir'deki Ethem Bey müfrezesi ile Bolu dolaylarındaki İbrahim Bey müfrezesi de Yozgat bölgesine gönderildiler. Yozgat ve dolaylarında asiler yok edildikten sonra oraya gönderilen müfrezelere öteki bölgelerde görev verildi. Fakat bu yörelerde genellikle güvenlik kurulamadı. 7 Eylül 1920'de Küçük Ağa, Deli Hacı, Aynacı oğulları denilen bir takım serseriler, Zile yakınlarında Kara Nazım, Çopur Yusuf adında bir takım adamlar da Erbağ yakınlarında yeniden faaliyete geçtiler. Bunlardan Aynacı oğulları 300 atlı kadar toplayabilmişlerdi. Bu durum karşısında 2. Kuvve-i Seyyare adını alan İbrahim Bey müfrezesi tekrar bulunduğu Eskişehir bölgesinden Yozgat'a giderek oradaki milli müfrezeler ve jandarma kuvvetleriyle birlikte Maden, Laca, Karamağara, Mecidözü bölgelerinde çeşitli gruplar halinde karışıklık çıkaran ve eşkıyalık eden asileri takip ederek ortadan kaldırıldı. İbrahim Bey, asilerin ortadan kaldırılmasını ancak 3 aydan fazla bir zamanda başarabildi. Güney sınırlarımızda geçen olaylar. Efendiler, bu tarihlerde güney bölgelerimizde de bizi ciddi bir şekilde uğraştıran önemli isyanlar çıktı. Milli aşiretinin beyleri olan Mahmut, İsmail, Halil Bahur, Abdurrahman Beyler, güneyde düşmanlarla gizlice ilişki ve bağlantı kurduktan sonra Siirt'ten Dersim dolaylarına kadar uzanan bütün aşiretlerin beyleri sıfatını takınarak bölgeyi baskı altına almak davasına kalkıştılar. Fransızlar 1920 yılı Haziran'ın başlarında Urfa'yı ikinci defa ele geçirmek için hareket ettikleri zaman milli aşireti de Sivere'ye doğru ilerledi. Buna karşı o bölgede bulunan 5. tümenimiz görevlendirildi. Bu tümen o bölgedeki milli kuvvetlerimizle de desteklendi. 19 Haziran 1920 tarihinde birliklerimizin takibi altında Güneydoğu yönünde düşman bölgesine kaçmaya mecbur edildi. Bu aşiret bir süre düşman bölgesinde hazırlandıktan sonra 24 Ağustos 1920'de 3000 atlı ve develi ve 1000 kadar da piyadeden oluşan bir kuvvetle yeniden bizim topraklarımıza geçti. Viranşehir yakınlarına geldi. Asiler aman dilemek maksadıyla geldiklerini söyleyerek o bölgedeki komutanlarımızı aldatıp tedbir almakta ihmale düşürdüler. Bu sırada o yakınlarda dağınık halde bulunan müfrezelerimize saldırarak onları yendiler ve 26 Ağustos 1920'de Viranşehir'i işgal ettiler. Haberleşmelerimize ve bağlantımıza engel olmak üzere de o bölgedeki bütün telgraf hatlarını kestiler. Ancak 15 gün sonra 5. tümenin Siverek, Urfa, Resulayn ve Diyarbakır'da bulunan birliklerinden gönderilen kuvvetlerle bize bağlı aşiret kuvvetleri asileri yenebilmişlerdir. Takip edilen milli yeniden güneye, çöle kaçtı. Efendiler, güneyde milli aşiretinin isyanını bastırmaya çalışırken Afyonkarahisar bölgesinde Çopur Musa adında bir adam da başına topladığı kuvvetle askerleri ordudan kaçmak için ayartıyor ve milleti askere gitmemeyi telkin ediyor. Çopur Musa 21 Haziran 1920 tarihinde Çivril'i bastı. Gönderilen kuvvetler karşısında kaçtı ve Yunan ordusuna katıldı. Konya isyanı. Efendiler, Çopur Musa olayından önce bir ayaklanma olayı da Konya'da oldu. 5 Mayıs 1920 tarihinde Konya'da bir bozgun derneği keşfedildi. Bu dernek üyelerinin ileri gelenleri tutuklanmaya başlandı. Bir gün sonra tutuklanmakta olan bu ileri gelenler halkı da kışkırtarak Konya içinde silahlı bir toplantı yapmaya giriştiler. Bir kısım halk da silahlı olarak dışarıdan gelerek hep birlikte isyan ettiler. Konya'da bulunan komutan elindeki kuvvetlerle cesurca hareket ederek asileri dağıtmayı ve ön ayak olanları tutuklayıp takip etmeyi başardı. Savaş cephelerinin durumu. Efendiler, meclisin açıldığı ilk günlerde çeşitli cephelerin ne durumda olduklarını da hep birlikte bir defa daha hatırlayalım. 1. İzmir Yunan Cephesi. Yüksek kurulunuzca da bilinmektedir ki, Yunanlılar İzmir'e çıktıkları zaman
Orada 17. Kolordu Komutanı olarak merkeziyle birlikte Nadir Paşa bulunuyordu. Kuvvet olarak Yarbay Hürrem Bey komutasında 56. Tümenin iki alayı vardı. Bu kuvvet özellikle Kolordu Komutanı'nın emriyle düşmana karşı koydurulmaksızın büyük hakaretler altında Yunanlılara teslim edilmiştir. Bu tümenin bir alayı, 172. alay, Ayvalık'ta bulunuyordu. Komutanı Yarbay Ali Bey'di. Afyon Karahisar Milletvekili Albay Ali Bey. Yunan ordusu işgal alanını genişletirken Ayvalık'a da asker çıkardı. Ali Bey bu Yunan kuvvetine karşı 28 Mayıs 1919'da savaşa girişti. Bu tarihe kadar Yunan birlikleri hiçbir yerde ateşle karşılık görmemişti. Aksine bazı şehir ve kasabalar halkı korkutulmuş, İstanbul hükümetinin emirlerine uyarak idare amirleri başta olmak üzere Yunan birliklerini özel kurullarla karşılamışlardı. Ali Bey'in Ayvalık bölgesinde savaş cephesi kurması üzerine yavaş yavaş Soma'da, Akhisar'da, Salihli'de milli cepheler oluşmaya başlamıştı. 1919 yılının 5 Haziran'ında başlayarak Albay Kazım Bey, Meclis Başkanı Kazım Paşa Hazretleri, Balıkesir'deki 61. Tümenin komutasını vekaleten üzerine almıştı. Daha sonra Ayvalık, Soma, Akhisar kesimlerini içine alan Kuzey Cephesi Komutanlığı'nı yaptı. Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığı'na tayin edilmesinden sonra Kazım Bey'e Kuzey Kolordusu Komutanlığı makam ve yetkisi verildi. Aydın dolaylarında İzmir'in işgalinden sonra asker ve halktan bazı vatanseverler Yunanlılara karşı savunma, halkı cesaretlendirme ve silahlı milli teşkilat kurma gayretleriyle çalışıyorlardı. Bu arada İzmir'den ad ve kıyafet değiştirerek o bölgeye gitmiş olan Celal Bey, İzmir Milletvekili Celal Bey'in gayret ve fedakarlığı anılmaya değer. 15-16 Haziran 1919 gecesi Ali Bey'in Ayvalık'tan gönderdiği kuvvetler Bergama'daki Yunan işgal kuvvetlerini bir baskınla perişan etmişlerdi. Bu baskına kısmen Balıkesir ve Bandırma'dan gönderilen kuvvetler de katılmıştı. Bu olay üzerine Yunanlılar dağınık ve zayıf müfrezelerini geri çekip toplamak gereğini duydular. Bu arada Nazilli'yi de boşalttılar. Bu sebeple Aydın'da hazırlıkta bulunurken çevreden toplanan halk kuvvetleri bunları sıkıştırmaya başladı. Yunanlılarla halk arasında şiddetli bir çarpışma oldu. Sonunda Yunanlılar Aydın'da boşaltıp çekildiler. Böylece 1919 yılının Haziran ayı ortalarında Aydın cephesi de kuruldu. Bu bölgede bulunan 57. Tümenin komutanı Albay Mehmet Şefik Bey ve Tümen Topçu Komutanı Binbaşı Hakkı Bey'di. Alay komutanlarından Binbaşı Hacı Şükrü Bey, milli kuvvetlerin başında Yürük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe vardı. Sonunda Demirci Mehmet Efe duruma hakim olarak Aydın Cephesi Komutanlığını kendi üzerine aldı. Daha önce dolayısıyla bildirmiştim ki sonradan oraya gönderdiğim Albay Refet Bey, Refet Paşa bile Demirci Mehmet Efe'nin komutanlığını kabul etmiştir. Efendiler, İzmir'in çeşitli cephelerinde kurulan ve yavaş yavaş subaylar ve askeri birliklerle desteklenmeye çalışılan milli cephelerin beslenmeleri daha çok doğrudan doğruya o bölgeler halkı tarafından sağlanıyordu. Bunun için de geri bölgelerde milli teşkilat kurulmuştu. Bu görevin halktan hükümete geçişi Büyük Millet Meclisi hükümetinin kuruluşundan sonra sağlanabilmiştir. 2. Güneyde Fransız cephesi. A. Fransız birliklerine karşı doğrudan doğruya Adana bölgesinde, Mersin, Tarsus, Islahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylarında milli kuvvetler kurulmuş ve çok cesurca işe girişmişlerdi. Adana'nın doğu bölgesinde Tufan Bey adıyla hareket eden Yüzbaşı Osman Bey'in kahramanlıkları kayda değer. Milli müfrezeler Mersin, Tarsus, Adana şehirlerinin girişlerine kadar sokulup hakim oldu. Pozantı'da Fransızları kuşatarak geri çekilmeye mecbur ettiler. B. Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da önemli savaş ve çarpışmalar oldu. Sonunda işgal kuvvetleri buradan çekilmeye mecbur edildiler. Bu başarıların kazanılmasında büyük rolleri olan Kılıç Ali ve Ali Sahip Beylerin adlarını anmayı bir görev sayarım. Fransız işgal bölgelerinde ve cephelerinde milli kuvvetler her gün daha esaslı bir şekilde teşkilatlanıyorlardı. Milli kuvvetler ordu birlikleriyle de desteklenmeye başlanmıştı. İşgal kuvvetleri her tarafta sıkı ve şiddetli bir şekilde zorlanıyordu. Efendiler, bu durum üzerine Fransızlar 1920 Mayıs'ından başlayarak bizimle ilişki ve görüşme imkanları aradılar. Önce Ankara'ya İstanbul'dan bir binbaşıyla bir sivil geldi. Bu şahıslar İstanbul'dan önce Beyrut'a gitmişler. Eski Van Milletvekili Haydar Bey bunlara aracılık ediyordu.
bu buluşma ve görüşmelerimizden elle tutulur bir sonuç çıkmadı. Fakat Mayıs sonlarına doğru Suriye Fevkalade Komiseri adına hareket eden Monsieur Duguay adında bir zatın başkanlığında bir Fransız kurulu Ankara'ya geldi. Bu kurulla 20 günlük bir ateşkes anlaşması yaptık. Bu geçici anlaşmayla biz Adana bölgesinin boşaltılmasına bir başlangıç hazırlama hedefini güdüyorduk. Efendiler, bu Fransız kuruluyla yaptığım 20 günlük ateşkes anlaşması Büyük Millet Meclisi'nde bazılarının itirazlarına uğradı. Oysa benim bu anlaşmayı kabul etmekle sağlamak istediğim yararlar şunlardı. Önce Adana bölge ve cephelerinde bulunan ve kısmen askerle de desteklenen milli kuvvetleri sakince yeniden düzenlemek istiyordu. Milli kuvvetlerin bu çarpışma aralığında dağılabileceklerini de dikkate alarak ateşkes bildirisi yanında bazı tedbirlerin alınmasını da emrettim. Bundan başka efendiler, önemli saydığım siyasi bir yararlanmayı da hesaba katıyordu. Büyük Millet Meclisi ve hükümetiyle ilişki ve işlemlerde bulunmaktaydılar. Bu bakımdan Fransızların İstanbul hükümetini bir tarafa bırakıp Ankara'da bizimle görüşmeleri ve herhangi bir konuda uyuşmaları o gün için sağlanması yararlı, önemli siyasi bir noktaydı. Bu ateşkes görüşmesinde milli sınırlarımız içinde olup da Fransızlar tarafından işgal altına alınmış bulunan bölgelerin tamamıyla boşaltılmasını açık ve kesin bir dille istedim. Fransız delegeleri bu konuda yetki almak üzere Paris'e gitmek mecburiyetini ileri sürdüler. 20 günlük ateşkes anlaşması bir bakıma daha esaslı bir anlaşma yapmak için yetki almaya zaman bırakmak gibi kabul edildi. Efendiler, bu görüşme ve konuşmalarımızdan bende uyanan izlenim Fransızların Adana ve dolaylarını boşaltacakları merkezindeydi. Bu düşünce ve inancımı meclise ifade etmiştim. Gerçi Fransızlar ateşkes süresi sona ermeden Zonguldak'ı işgal etmek şekliyle anlaşmanın yalnız Adana bölgesine ait olduğunu göstermek istemişlerse de biz bu hareketin ateşkesi hükümsüz bıraktığı sonucuna vardık. Fransızlarla anlaşmamız bir süre gecikti. İstanbul Ankara ile temas arıyor ve bu temasını Nurettin Paşa sağlamaya çalışıyor. Saygıdeğer efendiler, 9 Mayıs 1920 günü meclisin gizli oturumunda açıklama yaparken ve Fransız memurları ile kurulları tarafından bizimle ilişki ve bağlantı kurma yolları arandığını bildirirken, milletvekillerinden biri, yanlış hatırlamıyorsam Çorum milletvekili rahmetli Fuat Bey, birkaç günden beri güya İstanbul bizimle anlaşmak istiyormuş, bu konuda bilgi verir misiniz diye bir soru yöneltti. Gerçekten o tarihten 4-5 gün önce İstanbul'da Leon adında biri Çanakkale üzerinden bizi aramıştı. Ankara'yı bulduktan ve bizim burada bulunduğumuzu anladıktan sonra dediler ki, söyleyeceğimiz şeyler pek önemlidir. Onun için haberleşmeyi geceye bırakalım. Ordu merkezleri de aradan çekilsinler. O gece görüşmediler. Fakat bir iki gece sonra yeniden aradılar. Bu defa karşımıza çıkan kimse eski İzmir valisi Nurettin Paşa imzasıyla bir telgraf yazdırdı. Bu telgrafın içindekiler şöyleydi. Ben iki arkadaşımla birlikte İstanbul'un sizinle anlaşmasına aracılık etmeyi vatan için yararlı bir görev sayarım. Buradaki hükümet ve İngilizler buna razı oldular. Sizin de olumlu cevabınızı bekleriz. Nurettin Paşa telgrafını Heyet-i Temsiliye Başkanlığı'na yazıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kuruluşundan, çalışmaya başladığından ve Büyük Millet Meclisi'nin varlığını ve yasallığını doğrulayan Hıyanet-i Vataniye Kanunu'ndan habersiz görünüyor. Nurettin Paşa'nın telgrafını Milli Savunma Bakanı olan Fevzi Paşa Hazretlerine gönderdi. Fevzi Paşa, Nurettin Paşa'ya cevap verdi. Bu cevabında dedi ki, telgrafınızı Heyet-i Temsiliye Başkanlığı'na çekmekle daha gerçek durumdan haberdar olmadığımız anlaşılıyor. Ve durumu açıkladıktan sonra İstanbul'da hangi makam, Ankara'da hangi makamla görüşmek istiyor dedi. Bu telgrafa imzasız olarak gelen cevap da, telgrafı yazan kimseler şimdi burada değillerdir. Bunu bırakıp gittiler. Yarın saat 10'da size bilgi veririz deniliyor. Bundan sonra Nurettin Paşa ikinci defa olarak yine aradı. Bu defa telgraf haberleşmeleriyle anlaşma imkanı olmadığından siz yetkili bir heyeti İstanbul'a gönderin, görüşelim ve anlaşalım diyordu. Efendiler, biz de cevap olarak dedik ki pek doğrudur. Gerçekten telgrafla anlaşmak mümkün değildir. Fakat siz Mudanya'ya geliniz ve ne vakit gelebileceğinizi de bildiriniz. Bizim tarafımızdan da orada yetkili kimseler hazır bulunur. Bursa'ya da gereken talimat verildi.
Ondan sonra bir daha arayan olmadı. Hoca Müfit Efendi, Kırşehir, acaba gerçekten Nurettin Paşa mıydı diye sordu. Ben de evet, gerçekten Nurettin Paşa'ydı karşılığını verdim. Efendiler, İstanbul hükümetinin Nurettin Paşa aracılığıyla yaptığı bu başvurunun Anzavur'un Balıkesir bölgesinde yenilgiye uğratıldığı ve Bolu'da başarı kazanmaya başladığımız günlere rastladığını da belirtmeliyim. Nurettin Paşa Ankara'da. Efendiler, Nurettin Paşa'dan bir daha telgraf almadık. Fakat kendi Diyarbakırlı Kazım Paşa ile birlikte 1920 yılının Haziran ayı ortalarında Ankara'ya geldi. Bizimle işbirliği etmeden önce bazı konularda görüşümüzü anlamak istediğini söyledi. Birincisi, hilafet ve saltanat makamı üzerindeki düşünce ve görüşümüz. İkincisi, Bolşeviklik konusundaki görüşümüz. Üçüncüsü, İtilaf devletlerine karşı, özellikle İngilizlere karşı da savaşa karar verip vermediğimiz konularıydı. Görüşme Ziraat Okulu'ndaki merkezimizin bir odasında gece yapıldı. Bu görüşmede Nurettin Paşa ile birlikte gelen Kazım Paşa'dan başka Fevzi ve İsmet Paşalar da hazır bulunuyorlardı. Nurettin Paşa, birinci, ikinci sorulara aldığı cevapları pek doyurucu bulmadı. Fakat özellikle üçüncü sorunun cevabı uzun ve hararetli tartışmalara yol açtı. Çünkü biz demiştik ki, gayemiz milli sınırlarımız içinde toprak bütünlüğümüzü ve milletin bağımsızlığını tam olarak sağlamaktır. Buna engel olmak üzere karşımıza çıkacak kuvvet kim ve ne olursa olsun mutlaka çarpışır ve başarı kazanırız. Bu konudaki karar ve inancımız kesindir. İşte Nurettin Paşa bir türlü buna inanamıyor ve razı olamıyordu. Nihayet kendine dedik ki, bu konuda görüşmeyi kabul etmekle yeni görüşlere varmak ve kararlar almak söz konusu değildir. Sen bugüne kadar milletin iyice belirmiş ve kesinleşmiş olan inançlarına uyacaksın. Ondan sonra kendine verebileceğimiz uygun bir görev üzerinde duruldu. Kendinin Konya Valisi Sivil Görevi ve Konya Yöresi Komutanı unvanıyla Yunan cephesinin güneyindeki bölgenin komutanı olmasını uygun gördük. Asıl Batı cephesi için komutan olarak 18 Haziran 1920'de Ali Fuat Paşa'yı görevlendirdik. Efendiler, o günlerde Yunan cephesinde düşmanın bazı hazırlıklar yaptığı hissedildiğinden cephede duyarlılık arttı. Bu yüzden Nurettin Paşa'nın görevi kesinleşmeden ve kendini görev yerine göndermeden acele olarak Batı cephesine hareketim gerekti. Nurettin Paşa'nın görevlendirme işleminin tamamlanmasını Genelkurmay Başkanı bulunan İsmet Paşa'ya bıraktım. Gerçekten düşman bütün cephe üzerinde saldırıya geçmişti. Bizim birliklerimiz geri çekiliyordu. Nurettin Paşa cephedeki elverişsiz durumu anlayınca İsmet Paşa'ya görev kabul edebilmek için bir takım şartların hükümetçe karar altına alınması gereğinden söz etmiş. O şartlara göre hükümet memleketin yönetiminde ve önemli konularında esaslı ve kesin karar almadan önce Nurettin Paşa'nın düşünce ve onayını almak zorunda kalacaktır. Çünkü Büyük Millet Meclisi hükümetinde yer alan üyeler Tevfik Paşa ve benzerleri gibi olgun yaşta ve tecrübeli kimseler olmayıp genç bir takım kimselermiş. İsmet Paşa pek yadırgadığı bu zihniyet ve teklifi derhal şifreyle bana bildirdi. Ben de Nurettin Paşa'nın kendine görev teklif ettiğim zaman söylemediği bu düşünceyi, genel durumda bunalım baş göstermesi üzerine ortaya atmış olmasını anlamlı buldum ve İsmet Paşa'ya verdiğim cevapta kendine görev verilmemesini emrettim. Nurettin Paşa'nın Yunan saldırısı başladıktan 2 gün sonra bana gönderdiği bir yazıda yazdıklarını dikkate değer bulmuştum. Arzu buyurursanız bu yazıyı yüksek kurulunuza olduğu gibi okuyayım. Ankara İstasyonu 24 Haziran 1920 Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı'na. Efendim Hazretleri, atanmış olduğum komutanlıktan ve valilikten uzaklaştırma şekliyle görevden alınma durumumun bildiriliş şeklini hakaret saydım. Bir devlet adamı tarafından ileri sürülen vatanla ilgili bir düşünce ve görüşün tartışılmasına değil, dinlenilmesine bile değer ve önem verilmemesini ve ilgili Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin oylarını alıncaya kadar bile beklenmeyerek ve tahammül edilmeyerek veyahut belki de buna gerek görülmeyerek 2 veya 3 kişi gibi pek az üyenin düşünce ve istekleriyle bu yolda işlem yapılmasında bir sakınca görülmemesini ve bundan dolayı da memleketin, eğer yanılmıyorsam böyle bir anlayışla yönetilmesini, millet ve memleket için tehlikeli saymakta olduğumun arzına, başkanlık yüksek makamının izinlerini rica ederim. Bugünkü şartlar içinde görev kabulünü sakıncalı bulduğum ve işbirliğini yararlı göremediğim için memleketim olan Bursa'da oturmak üzere ilk trenle Ankara'dan ayrılacağımı bilginize sunar, veda ederim efendim hazretleri. Nurettin İbrahim.
Efendiler, benim bu yazıya verdiğim cevap da aynen şuydu. 25 Haziran 1920. Tüm General Nurettin Paşa'ya. İlgi, 24 Haziran 1920 tarihli yüksek tezkereleri. Söz konusu edilen komutanlık ve valilik görevi daha Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca resmen zat-ı alilerine verilmemiş ve tebliğ edilmemişti. Bu bakımdan ne atanmanız ne de ayrılmanız söz konusu değildir. Yalnız zat-ı alinize görev verilmesi düşünülmüş, bu konuda düşünce ve kararınız sorulmuştur. Atama durumu daha kesinleşmemiş olduğu bir sırada, genelkurmay aracılığıyla öğrenilen düşünce ve kanaatinizdeki kararsızlıklar üzerine hükümetçe atanmanızdan vazgeçilmesine karar verildi. Böyle bir kararı vermek için zam buyurduğunuz gibi, durum Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna sunulması mevcut ve yürürlükteki kanunların gereklerinden değildir. Bursa'ya giderek orada oturmanıza gelince, bağlı bulunduğunuz askerlik mesleği dolayısıyla bu konuda Milli Savunma Bakanlığı yüksek katına usulünce başvurmanız gereği tebliğ olunur efendim. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Nurettin Paşa Bursa'ya değil, Taşköprü'ye gitmiş ve uzun zaman orada kalmıştır. Bundan sonra da kendine yeniden birkaç durum dolayısıyla dokunacağız. O durumları da yeri geldikçe gerektiği kadar açıklayacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin dış işleri konularında verdiği ilk karar. Moskova'ya bir topluluk gönderilmesi. Efendiler, kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin dış işleri konularında verdiği ilk karar Moskova'ya bir topluluk gönderilmesi olmuştur. Kurul, Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in başkanlığındaydı. İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey üye bulunuyordu. 11 Mayıs 1920'de Ankara'dan hareket eden kurulun asıl görevi Rusya ile ilişki kurmaktı. Rusya'nın hükümetimizle yapacağı anlaşmanın bazı hükümleri 24 Ağustos 1920'de parafe edilmiş olmakla birlikte durumun gereği olarak uzlaşmaya bağlanamayan bazı noktalardan dolayı gecikmiştir. Moskova Anlaşması diye anılan diplomatik belgenin imzası ancak 16 Mart 1921'de mümkün olabilmiştir. Saygıdeğer efendiler, memleket içinde yer yer kendini gösteren iç isyanları takip etmekte gecikmeyen ilk genel Yunan saldırısı bakışlarımızı yeniden batıya çevirecektir. Yunanlıların ilk genel saldırısı. Yunanlılar 22 Haziran 1920'de Min hattından genel saldırıya geçtiler. Kuvvetleri 6 tümene çıkmış bulunuyordu. 3 tümenle 2 koldan, Akhisar-Soma yönünden, 2 tümenle Salihli yönünden, 1 tümenle de Aydın cephesinden saldırdılar. Düşmanın kuzey kolu 30 Haziran 1920'de Balıkesir'e girdi ve süvarileri 2 Temmuz 1920'de Kırmaslı ve Karacabey'i işgal etti. Bu düşman karşısında bulunan 61. ve 56. tümenlerimiz Ulubat Köprüsü'nü tahrip ederek Bursa'ya doğru çekildi. Düşman takibe devam ederek Bursa'yı da işgal etti ve ileri hatlarını Dünboz-Aksu hattına kadar sürdü. Bunun karşısındaki kuvvetlerimiz fazla sarsıldı. Eskişehir'e kadar çekildi. Bu savaşlar sırasında İngilizler 25 Haziran 1920'de Mudanya'ya ve 2 Temmuz 1920'de de Bandırma'ya birer müfreze çıkardılar. Salihli yönünde doğuya ilerleyen iki Yunan tümeni de 24 Haziran'da Alaşehir'e girdi. Daha sonra ilerleyerek 29 Ağustos'ta Uşak'ı zapt etti. Ve Dumlupınar sırtları elimizde kalmak üzere bu bölgeye kadar ilerledi. Bu düşman karşısında bulunan 23. tümen ve milli kuvvetlerimiz çok kayıp verdi ve zayıfladı. Aydın'dan ilerleyen bir Yunan kolu da Nazilli'ye kadar geldi. Bu harekat sırasında tümenlerimizin kuru birer kadro halinde olduklarını, harp malzemelerinin bulunmadığını ve henüz desteklenmelerine de imkan olmadığını bilirsiniz. Efendiler, bizzat Eskişehir'e ve oradan da ileri bölgelere gittim. Gerek orada, gerek başka bölgelerde bulunan kuvvetlerimizin düzene sokulmasını emrettim. Yeniden düşman karşısında düzenli komutaya bağlı cepheler kurulmasını sağladım. Yunan taarruzu karşısında milli cephelerin bozulması üzerine mecliste şiddetli hücum ve eleştiriler. Efendiler, Yunan saldırısı ve milli cephelerin bozulması mecliste büyük bir sıkıntıya, şiddetli hücum ve eleştirilere yol açtı. Büyük Millet Meclisi'nin 13 Temmuz 1920 günü 41. toplantısında kusurlarından ve idaresizliklerinden dolayı
Bursa komutanı Bekir Sami ve valisi Hacı Muhittin Beylerin ve Alaşehir komutanı Aşir Bey'in harp divanına verilmediklerinden dolayı Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı hakkında gen soru önergeleri okundu. Bu önergenin sahibi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Şükrü Bey'di. Sinop Milletvekili Hakkı Hami Bey'in de derhal cezalandırılma konusundaki ısrarı bravo sesleriyle karşılanıyordu. Önerge sahibi olan Mehmet Şükrü Bey'in "Biz sorumlu tutulduklarını görmek istiyoruz" feryadı üzerine gen soru kabul ediliyor. Soruşturma günü olarak tespit edilen 14 Ağustos 1920'de Genelkurmay Başkanı cevap verdi. Fakat bir türlü inandırmak ve yatıştırmak mümkün olamıyordu. Karahisar Milletvekili Şükrü Bey soruşturma istiyor. Diğer bir milletvekili bazı subay ve komutanların cezalandırılmalarının doğal olduğundan söz ederek birçok örnekler sıralıyor. Başka bir milletvekili asker geri çekilirken bir komutanın 36 deve eşya götürmüş olduğunu söylüyor. Başka bir milletvekili de Yunan ordusunun kısa bir zaman içinde Akhisar'dan Marmara sahillerine varıncaya kadar bütün şehir ve köyleri yıldırım hızıyla istila ettiğinden söz ederek Bursa felaketi dolayısıyla uğramış olduğumuz korkunç zarar dünyanın gözünde Anadolu'da savunma denilen şeyin bir göz korkulu olduğuna genel bir kanaat uyandırmış diyor ve bu büyük bozgunun sorumlularının cezalandırılmalarını istiyordu. Efendiler, uzun ve ateşli olarak devam eden tartışmalara benim de karışmam gerekti. Ortaya çıkan bu çok acı durumda meclisin üzüntü ve ilgisini takdir ettikten sonra düşünce ve duyguları yatıştırmak maksadıyla konuşma ve açıklamalar yaptım. Benim sözlerime karşı da yapılan ufak tefek hücumlara cevap verdikten sonra genel açıklamalar yeterli görüldü. Efendiler, ayrıntılarını meclis tutanaklarında okuduğunuz bu ateşli görüşmelerden önce 26 Temmuz 1920 günü de gizli bir oturumda buna benzer bir görüşme olmuştu. Orada da uzun açıklamalar yapmaya mecbur olmuştum. Çünkü üzüntü ve ızdırap sonucu yapılmakta olan eleştiri ve tekliflerde bu yenilgiyi doğuran gerçek sebepler sanki unutulmuş gibiydi. Bütün felaketin sebebi olmak üzere daha kurulalı ve üzerine görev yükleneli 2 ay bile geçmemiş olan Bakanlar Kurulu'nu sorumlu tutmak gayesi güdülüyordu. Bir yılı aşkın bir zamandan beri Yunan ordusunun İzmir bölgesinde yerleşmiş ve durmadan hazırlanmakta bulunmuş olduğu, buna karşılık İstanbul hükümetinin ordumuzu sürekli olarak felce uğratacak şartlar hazırlamakla meşgul olduğu ve milletin kendiliğinden kurabildiği milli kuvvetleri dağıtıp yok ettirmeye çalışmaktan başka bir şey yapmadığı asla düşünülmüyordu. Eğer bu bir yıl içinde Yunan kuvvetleri karşısında az çok bir varlık gösterilmiş idiyse, bunun da 5-10 fedakarın kendiliğinden gösterilmiş bulunan azim ve gayretlerinin ürünü olduğunu insafla görmek istemiyorum. Askeri harekatı, gerçek durumu kavrayarak ve askerliğin gereklerini göz önünde tutarak düşünen ve inceleyen yoktu. Söylenilen sözler ya vatanseverlik duygusunun sürüklediği coşkunlukla veyahut aşırı duyarlılık sonucu olarak ağlayıp sızlama ve bağırıp çağırmak halinde dile getiriliyordu. Söz söyleyenler içinde ender olmakla birlikte milli inancı ve vatana bağlılığı şüpheli olanlar bile vardı. Söz konusu ettiğimiz bu gizli oturumda uzun açıklamalarım sırasında özellikle demiştim ki, felaket başa gelmeden önce onu önleme ve ona karşı savunma çarelerini düşünmek gerekir. Geldikten sonra üzülmenin yararı yoktur. Yunan saldırısı yapılmadan önce yapılacağı kuvvetli bir ihtimalle biliniyordu. Eğer bunu önleyecek çare ve tedbirler bulunamamışsa, bunun sorumluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve onun hükümetine ait olamaz. Büyük Millet Meclisi'nin sorumluluk konumuna geldikten sonra almaya başladığı tedbirler, bir yıl öncesinden beri İstanbul hükümetleri tarafından bütün milletle birlikte ve ciddiyetle alınmaya başlanmak gerekti. Bazı kuvvetlerin cepheden alınıp iç isyanların bastırılmasına memur edilmesi, Yunan kuvvetleri karşısında bulundurulmasındaki yarardan daha önemli ve zorunluydu. Yine de öyledir. Gerçi Bursa'da bırakılması zorunlu olan bir tümen, Adapazır İslam bölgesine gönderilen 2 tümen, Hendek'te dağılan 1 tümen ve bütün bu düzenli ordu kuvvetlerine yardım eden milli müfrezeler cephede bulundurulabilseydiler, belki de düşman saldırısı bu kadar gelişemezdi. Fakat memleketin huzuru ve milletin kurtuluş gayesi noktasında birleşip dayanışma sağlanamadıkça, bir dış düşmanın istila adımlarını durdurmaya çalışmak ne mümkündür ne de bundan köklü bir yarar ve sonuç alınabilir.
Ancak memleket ve milletçe dediğim durum korunabilirse, düşmanın herhangi bir zamandaki başarısı ve bunun sonucu olarak fazla toprak ele geçirmiş olması, geçici olmak niteliğinden kurtulamaz. Birlikte ve amaçta azimli olan ve ısrar eden millet, gururlu ve saldırgan her düşmanı eninde sonunda bu gurur ve saldırganlığından pişman kılabilir. Onun için iç isyanları bastırmak, elbette Yunan saldırısını durdurmaktan daha önemlidir. Zaten cepheden iç isyanlara karşı kuvvet ayrılmamış olsaydı, sonucun başka türlü olabileceğini farz etmek güçtür. Söz gelişi, düşman kuzey cephesine 3 tümenle saldırdı. Bizim orada cepheye yetebilecek kuvvetimiz yoktu. Filan noktada, filan derede, filan köydeki kuvvetimiz yahut da oradaki subay veya komutanımız düşmanın geçmesine izin vermeseydi, bu felaket başımıza gelmezdi şeklinde bağırıp çağırmanın anlamı yoktur. Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe yoktur. Özellikle söz konusu olan cephe, savunmaya ayrılan kuvvetle orantılı dar bir cephe olmayıp da, böyle yüzlerce kilometre genişliğinde ise, bu cephenin şurasında ve burasında bulunan zayıf bir kuvvetin sonuna kadar savunmasını kabul etmek, bütün düşünce ve muhakemeleri yanılgıya sürükler. Cepheler denilebilir, buna karşı tedbir, denilen kısmı derhal kapatmaktan ibaretti. Buysa, cephe üzerindeki kuvvetlerden başka, geride, yedekte, kuvvetli destekler bulundurmakla mümkündür. Oysa Yunan ordusu karşısındaki milli cephemiz bu durumda ve bu kuvvette miydi? Bütün Batı Anadolu illerimizde, Ankara ve dolaylarında, daha doğrusu bütün memlekette kuvvet denilecek bir askeri birlik bırakılmış mıydı? Ciddi bir askeri teşkilat kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman şarttır. Savaş hatlarına yakın köyler halkının yapabileceği savunmadan hayali sonuçlar beklemek akıllıca bir bekleyiş olamaz. Memleketin bütün kuvvet kaynaklarından yararlanma şartlarına ve yetkilerine sahip olduktan sonra bile ciddi bir askeri teşkilat kurabilmek ve bundan başarı sağlayabilmek için zaman şarttır. Bursa'da Bekir Sami Bey'in emrine verilen kuvvetin esası, İzmir'de tüfek attırılmaksızın Yunanlılara teslim edilen ve Yunan gemileriyle Mudanya'ya çıkarılan iki alay kadrosu değil miydi? Bu kuvvetin moralini düzeltmek için İstanbul hükümetleri herhangi bir tedbir almışlar mıydı? İstanbul hükümetleri değil miydi ki Yunan saldırısından önce Balıkesir'de savunmaya çalışan kuvvetlerimizin arkalarında Anzavur'u saldırttı? Yine İstanbul hükümeti, halife ve padişah değil miydi ki Yunan cephesinde kullanılacak oldukça kuvvetli bir tümeni, 24. tümeni Hendek Düzce yolunda hilafet ordusu ve asilerin grupları tarafından aldatılarak dağıttırmış ve komutanlarını şehit ettirmişti. Memleketin alın yazısının sorumluluğunu yeni üzerine almış olan hükümet, bu tarihteki şartlar içinde acaba seferberlik yapabilmeyi düşünebilir miydi? Memleketin neredeyse baştan başa halifenin fetvası hükmünü yerine getirmeye sürüklenip zorlandığı bir sırada, milleti askere çağırmak doğru ve mümkün görülebilir miydi? Bundan başka, bütün milleti silah altına çağırmadan önce silah sayısının eldeki silahı kullanılır durumda tutabilmek için cephane ve para miktarlarıyla kaynakların düşünülmesi zorunlu değil miydi? Durumu incelerken ve tedbir düşünürken acı da olsa gerçeği görmekten bir an olsun uzak kalmamak gerekir. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. Biz durumun ve cephelerin ihtiyacından habersiz değiliz. Her taraftan adıma sayısız telgraflar gelmektedir. Büyük çapta düzenli kuvvetler gönderiniz. Şu kadar cephane gönderiniz. Bunlar gelmezse burada yeniliriz denilmekte. Tehlike ve ateş içinde bulunmanın verdiği heyecan dolayısıyla durum acı bir dille anlatılmaktadır. Bizim görevimiz ve durumumuz onların üzüntü ve heyecanına katılarak halkın maneviyatını kırmak değildir. Aksine acılara direnme gücü, sebat ve ümit verecek şekilde hareket etmektir. Bundan sonra elbette durumlar değişecek. Bütün memleket ve millete gerçekten ümit ve güven verecek tedbirler uygulanacaktır. Artık buna engel kalmamıştır. Hükümet bir kısım doğumluları da silah altına alabilecektir. Yeşil oldu. Saygıdeğer efendiler, bazı bulanık meselelerin kolaylıkla aydınlanmasına yardımcı olacağını sandığım için yüksek kurulunuza bir yeşil ordudan söz edeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kuruluşundan sonra Ankara'da Yeşil Ordu adı altında bir dernek kuruldu. Bu derneğin ilk kurucuları pek yakın ve bilinen arkadaşlardı.
kuruluş amacını açıklamak için iç isyanları ve bu isyanlara karşı gönderilen ordu kuvvetlerinin ve milli müfrezelerin gösterdikleri bazı durum ve manzaraları hatırlamak gerekir. Asilerin ordunun erlerine halifenin fetvasından, padişahın askerliği affettiğinden, Ankara'daki hükümetin yasal olmadığından bahsederek onları kolaylıkla kandırdıkları defalarca görüldü. Gerçekten de birçok yerde bazı ordu erleri asilerle çarpışacak yerde aksine silahlarını bırakarak köylerine, memleketlerine savuşuyorlardı. Milli müfrezelerin inkılabın gayesini daha kolay anladıkları ve asilerin aldatmacalarına kapılmadıkları anlaşılmıştı. Bu sebeple Osmanlı ordusunun artıkları denebilecek olan, o tarihlerdeki yorgun, bezgin ve yeni inkılap ülküsüne göre yetiştirilememiş birliklerle inkılabı başarma konusundaki güçlükler hissedilir bir derecedeydi. Orduyu yeni bir düşünceyle şuurlu bir duruma getirmenin o günlerin şartları içinde pek güç olacağı sanılıyordu. Bu bakımdan aranılan vasıfları taşıyan şuurlu kimselerden seçilmiş ve inkılap için güvenilir bir teşkilat kurma düşüncesi bazı kimselerin kafasında yer etmeye başlamıştı. Birbirini kovalayan, kanlı ve tehlikeli durumlar gösteren iç karışıklıklar karşısında bu belirttiğim düşünce ve eğilim kuvvetlendi. Nihayet bazı kimseler böyle bir kuruluş meydana getirmek üzere fiilen faaliyete geçtiler. Ben bir yandan ordumuzu canlandırmak ve güçlendirmek için çareler ararken, bir yandan da her türlü sakıncalarına rağmen her yerde ister istemez kurulmuş olan milli müfrezelerden yararlanmaya çalışıyordum. Fakat ciddi bir disiplin, kayıtsız, şartsız ve tereddütsüz bağlılık isteyen önemli askerlik görevlerinin ancak düzenli bir orduyla yerine getirilebileceği gerçeğini unutmaya elbette imkan yoktu. Milli müfrezelerden yararlanma, zaman kazanma amacına dayanabilirdi. Şüphesiz kullanılmaları zorunlu olan milli müfrezelerin seçkin ve şuurlu kimselerden kurulabilmesi arzu edilirdi. Yeşil Ordu Teşkilatı'nın ilk kurucuları arasında bulunan yakın arkadaşlar, sırf bana yardım amacıyla ve beni ayrıca yormamak düşüncesiyle kendileri faaliyete geçerek çalışmayı uygun görmüşler. Bana yalnız yararlı bir iş yapacaklarını söyleyerek kısaca bu faaliyetlerinden söz etmişlerdi. Ben gerçekten pek meşgul olduğum için arkadaşlarım bu faaliyetleriyle uzunca bir süre ilgilenemedim. Yeşil Ordu Teşkilatı bir bakıma gizli bir teşkilat olarak kurulmuş ve oldukça genişlemiş. Genel Sekreteri Hakkı Behiç Bey ve Ankara'daki yönetim kurulu önemli ve esaslı çalışmalar yapmışlar. Basılı tüzükleri ve görevli memurları her tarafa gönderilmiş. Yalnız bir noktayı da işaret etmeliyim ki Yeşil Ordu Teşkilatı ile meşgul olanlar benim adıma teşkilatı genişletmeye ve güçlendirmeye çalışanlar çoğalmış. Faaliyete geçmiş olan teşkilat yalnızca milli müfrezeler oluşturmak gibi sınırlı bir alandan çıkmış ve çok genel bir amaca da yönelmiş. Teşkilatın kurucuları arasına milletvekili olan Çerkes Reşit Bey ve Ankara üzerinden Yozgat'a gidip gelirken olacak Çerkes Ethem ve kardeşi Tevfik Beyler girmişler. Bundan başka Ethem ve Tevfik Bey müfrezelerinin bütün adamları Yeşil Ordu'nun adeta temelini oluşturmuşlar. Çerkes Ethem ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları. Efendim, bu girişten sonra Çerkes Ethem Bey ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları hakkında yüksek kurulumuzu aydınlatmak isterim. Çerkes Ethem Bey, milli bir müfreze ile önce Anzavur'un takibinde ve sonra da Düzce isyanında başarılı bazı hizmetler yapmış olduğu için Yozgat'a gitmek üzere Ankara'ya çağrıldığı zaman hemen herkesten iltifat ve takdirler gördü. Şüphesiz kendini abartmalı bir tarzda beğenenler ve övenler de bulunmuştur. Ethem Bey ve kardeşlerinin daha sonraki davranışları, gördükleri övücü davranışta gururlandıkları ve bazı hayallere kapıldıklarını gösteriyor. Ethem Bey ve kardeşlerinden Tevfik Bey, Yozgat'a isyanı bastırmakla meşgul oldukları sırada, kendilerine yakın uzak ne kadar askeri ve milli komutanlarımız varsa, bunların rütbe ve mevkilerine değer vermeksizin, hepsine birer birer aşağılayıcı ve saldırgan davranışlarda bulunmakta hiçbir sakınca görmemeye başladı. Ethem Bey'in şahsını, niteliğini ve değerini tanımayan komutanların çoğu memleketin ateş içinde bulunduğunu ve Ethem Bey'in abartmalı olarak işittikleri hizmetini düşünerek mümkün olduğu kadar kendiyle fazla çekişmeden kaçınmışlardı. Bundan cesaret alan Ethem ve kardeşi Tevfik Beyler, Türk ordusunda değerli hiçbir subay ve komutan bulunmadığı ve kendilerinin herkesten üstün birer kahraman oldukları zannına kapılmışlar
ve bu zanlarını açıktan açığa, pervasızca herkese söylemekten çekinmemeye başlamışlardı. Doğrudan doğruya valilere ve herkese emirler veriyorlar ve emirlerinin yerine getirilmemesi halinde idam edilecekleri gözdağını da ekliyorlardı. Ethem Bey, Ankara ve Ankara'daki hükümet üzerinde bile otorite kurma denemesinde bulunmuştur. Sözde Yozgat isyanı, Yozgat'ın bağlı bulunduğu Ankara valisinin kötü idaresinden çıkmış, bundan dolayı isyana sebep olanlar için uyguladığı cezayı, ki o ceza asılarak idamdı, Ankara valisi için de olay yerinde doğrudan doğruya kendi uygulamaya karar vermişti. Yozgat'ta gönderilmesini istediği Ankara valisi, milli mücadelede fevkalade hizmet etmiş, yararlılık göstermiş ve göstermekte olan Yahya Galip Bey'di. Yahya Galip Bey'in hizmeti özellikle bizce takdir edilmiş pek gerekli ve yararlı bir kişi olduğu biliniyordu. İşte böyle bir kişiyi kendi eline idam sehpasına vermeye bizi mecbur etmekle en büyük otorite ve etkiyi kazanabileceğini düşünmüştü. Elbette Yahya Galip Bey'i veremezdik ve vermedik. Ethem ve kardeşleri bu konu üzerinde fazla ısrar edemediler. Fakat Yozgat'ta özellikle milletvekillerine Ankara'ya dönüşümde Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı meclis önünde asacağım yolu boş boğazlıkları duyulmuştur. Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı Bey de bu boş boğazlığı işitenlerdendir. Biz bütün duyup öğrendiklerimize rağmen bu kardeşleri daima yararlanabileceğimiz bir durumda bulundurmak yolunu tercih ettik. Bu sebeple kendilerini idare ettik. Yozgat'tan sonra Ankara üzerinden Kütahya bölgesine gönderdik. Bu konuya tekrar dönmek üzere sözü asıl konumuz olan Yeşil Ordu'ya getireceğim. Bilginize sunmuştum ki her yerde Yeşil Ordu Teşkilatı'nı benim adıma kuruyorlardı. Şahsen tanıdığım kimselerden birinin, Erzurumlu Nazım Nazmi Bey'in görevli bulunduğu Malatya'dan gönderdiği bir mektupta Yeşil Ordu Teşkilatı'nın beni sevindirecek biçimde genişletilmesine çalışıldığı bildiriliyordu. Bu haberden uyanarak bu gizli dernek hakkında araştırmalar yaptım. Bu derneğin nitelik bakımından zararlı bir şekil aldığı görüşüne vardım. Hemen kapatılması gerektiğini düşündüm. Bu konuda tanıdığım arkadaşları aydınlattım. Görüşümü söyledim. Onlar da gereğini yerine getirdiler. Fakat genel sekreter olan Hakkı Behiç Bey, derneğin kapatılmasıyla ilgili teklifimin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ben kapattırırım dedim. Bunun da imkansız olduğunu, çünkü durumun tahminden daha büyük ve daha güçlü olduğunu ve bu derneği kurmuş olanların sonuna kadar maksatlarından ayrılmayacakları hususunda birbirlerine söz vermiş olduklarını kendine has bir tavırla söyledi. Olaylar gösterdi ki biz bu gizli derneğin faaliyetine son vermeye çalıştığımız halde tam olarak başaramadık. Reşit, Ethem ve Tevfik kardeşler başta olmak üzere dernek ileri gelenlerinden bir kısmı bu defa faaliyetlerine yıkıcı yönde ve bize karşı olarak devam etmişlerdir. Eskişehir'de çıkarttıkları Yeni Dünya gazetesiyle de düşünce ve amaçlarını saldırgan bir şekilde yayınlatıyorlardı. Celalettin Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları meseleler. Saygıdeğer efendim, takibini düşündüğüm sıraya göre yüksek topluluğunuzu biraz Doğu cephemizle meşgul edeceğim. Ancak üzerinde duracağım durumdan evvelki bir safa vardır ki önce onu açıklamak gerekiyor. 1. Büyük Millet Meclisi'nde 2. Başkan olan Erzurum Milletvekili Celalettin Arif Bey, 15 Ağustos 1920 tarihli bir dilekçeyle meclisten 2 ay süreyle izin aldı. İleri sürdüğü özür, zihin yorgunluğundan ileri gelen sürekli baş ağrısıydı. Aynı zamanda çoktan beri görmediği seçim bölgesinde de incelemeler yapmak istiyordu. Celalettin Arif Bey, Erzurum milletvekillerinden Hüseyin Avni Bey'in kendiyle birlikte gönderilmesini benden özel olarak rica etti. Hüseyin Avni Bey'in meclisten izin isteyebilmesi için belirli bir mazereti yoktu. Ben kendini özel bir görevle gönderecektim. Bu hususu 18 Ağustos 1920'de meclisten rica ettim. Kabul edildi. Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a varışlarından sonra Celalettin Arif Bey'den 15-16 Eylül gecesi ve 16 Eylül 1920 tarihlerinde 3 şifreli telgraf aldı. Bu telgraflara göre Erzurum halkında gerginlik ve kaynaşma varmış. Fakat Celalettin Arif Bey'in Ankara'dan Erzurum'a hareketini haber alınca halk beklemeyi tercih etmiş. Kaynaşmanın sebebi de ordu ambarları, tüfek ve cephane kaybı ve süt dağıtımı ile ilgiliymiş.
Celalettin Arif Bey bazı memurların değiştirilmesi ve cezalandırılması gibi işlerde çabukluk istiyordu. Söz konusu memurların değiştirilme ve cezalandırılmalarında Erzurum Vali Vekilliği'nde bulunan Albay Kazım Bey, İzmir Valisi Kazım Paşa başta bulunuyordu. Celalettin Arif Bey halkla görüşülerek eski Adana Valisi Nazım Bey'in Erzurum Valiliğine atanmasına karar verildiğinden, Trabzon yoluyla tebligat yapılmasından ve Nazım Bey gelinceye kadar halk oylamasına başvurularak bir vali vekili seçilmesinden söz ettikten sonra verilecek olumlu cevapla halkın gittikçe artan kaynaşması hemen yatıştırılmazsa tehlikeli sonuçlar doğacağından korkulmakta olduğunu bildiriyordu. Sonuncu telgrafında Ankara şikayeti dikkate almadığından mesele Ankara'ya güvenin sarsılması şekline dönüşebilecektir denilmekteydi. Efendiler, doğudaki kol ordumuzda dehşetli bozulma ve yolsuzluklar varmış. Bozulmanın derecesi o kadar artmış ki halkın vatanseverlik duygusuna dokunmuş, şiddetle kaynaşmasına yol açmış. Fakat bu kadar genel ve yatıştırılması mümkün olamayan kaynaşmayı Erzurum'da ne vali vekili ne kol ordu komutanı anlamış. Hiçbir görevli, hiçbir ilgili böyle bir kaynaşmanın farkına varamamış. Hükümeti haberdar eden hiçbir kimse bulunmamış. Bununla birlikte halk, Celalettin Arif Bey'in zihin yorgunluğundan dolayı izinli, Hüseyin Avni Bey'in de benim tarafımdan görevlendirilerek Erzurum'a hareket ettiklerini haber aldıklarından gerginlik ve kaynaşmalarını frenlemişler. Milletvekili beylerin oraya varmalarıyla birlikte açığa vuruyorlar. Doğrusu efendiler, ben bu bilgilere asla inanamadım. Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin birer bahane bularak Erzurum'a gitmelerini anlamlı buldum ve hayret ettim. Hele halkın genel oyuna başvurarak vali atanmasıyla ilgili teklifin hukuk profesörlüğü yapmış, kanun adamı olarak tanınmış Meclis-i Mebusan Başkanlığından Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Başkanlığına gelmiş Celalettin Arif Bey'den geldiğini görmek hayretimi büsbütün arttırdı. Erzurum'daki Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı'na 16-17 Eylül gecesi 1920 tarihinde telgraflarının Bakanlar Kurulu'nda okunduğunu, bu konuda cephe komutanlığı ile haberleşme yapılmakta olduğunu bildirdim. Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan da Arif Bey'in telgraflarını özetledikten sonra bilgi istedim ve görüşünü sordum. Celalettin Arif Bey'in geniş yetkiyle Doğu İlleri Valiliğine atanması isteniyor. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın da 14 Eylül 1920'de benim telgrafımdan önce yazılmış şifreli bir telgrafını 19 Eylül'de aldım. Bu telgrafta Celalettin Arif Bey'in Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van, Bayezid illerini ve Yüce Meclisçe uygun görülecek başka bölgeleri de içine almak üzere Doğu illeri ve valiliğine arz ve teklif ederim denildikten sonra şu düşünceler ekleniyordu. Bu teklifin kabul edilip uygulanması halinde askeri ve sivil her iki görevin gereken önem ve titizlikle yapılmasından sağlanacak yarar dışında yeri gelince önemli işleri görüşmek ve gereğini hızla yerine getirmek için milletvekili olarak bir kişi daha bulunmuş olur. Yukarıda bildirilen hususun Büyük Millet Meclisi'nce layık olduğu önemli dikkate alınarak kabul edilip onaylanacağını umar, bu konuda yüksek şahsiyetlerinin yardım ve himmetlerini istirham ederim. Durum ana çizgileriyle Celalettin Arif Beyefendi ile görüşülmüş ve kendilerince de uygun bulunmuşsa da bu konudaki kararın Millet Meclisi'nin uygun bulmasına ve onayına bağlı olduğu tabidir. Efendiler, ordudaki yolsuzluktan, halktaki kaynaşmadan, Erzurum'a halkın oyuyla vali seçiminden ve acele olarak olumlu cevap verilmezse Ankara'ya karşı güvensizlik doğacağından söz eden Celalettin Arif Bey, ordunun komutanıyla görüşüyor ve kendini geniş yetkiyle Doğu İlleri Valiliğine teklif ettiriyor. Ordu komutanı da Celalettin Arif Bey'in sonuç olarak kendi aleyhindeki şikayetlerinden habersiz görünüyor. Durumu özel amaçla düzenlenmiş bir oyun ve aynı zamanda bir gaflet manzarası gibi kabul etmemek mümkün değildi. Kazım Karabekir Paşa'nın 16-17 Eylül gecesi tarihli telgrafıma 18 Eylül'de verdiği cevapta, Celalettin Arif Bey'in bildirdikleri birkaç kişinin vali vekili Albay Kazım Bey'i sırf Erzurum'dan uzaklaştırmak için yaptıkları dedikoduya dayanmaktadır. Halktaki kaynaşma ve halkın oylarıyla vali seçimi hususları ne yazık ki Celalettin Arif Bey'in yanlış bir yol tutmalarından başka bir şey değildir sanırım. Küçüklerinden büyüklerine bütün Doğu'nun pek çok saygı ve güvenini kazanan bendenize
Söz konusu şikayetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin başarılı olamayacaklarını bilmeleri sonucudur. Celalettin Arif Bey, Albay Kazım Bey'in vali vekilliğinden ve kolordu komutanlığı vekilliğinden alınarak Erzurum'dan uzaklaştırılmasını bendenize teklif etti. Vali vekilliğinden alınmasının İçişleri Bakanlığı'nın emriyle ve vali vekilliğini kendilerinin yani Celalettin Arif Bey'in üzerine almasıyla mümkün olabileceğini bildirdim. Celalettin Arif Bey'in Erzurum'daki resmi olmayan durumunun etkisini kırabileceğini zannederim. Başladıkları işin sakinlikle ve başarıyla sona erdirilmesi için derhal Erzurum Vali Vekilliğini üzerine alması şarttır. Uygun görülürse daha sonra Doğu İlleri Müfettişliğine veya Valiliğine atanır. Herhalde bahis buyurdukları kaynaşma ve gerginliğin kendi gelişleri üzerine şimdilik yatıştığını kabul etmiyorum. Böyle bir sözü kendine pek önem verdiğini gören bir kimsenin cesaretli ifadeleri diye kabul ediyorum. Celalettin Arif Bey kendi kendine Erzurum Vali Vekili oluyor. Kazım Karabekir Paşa'nın 14 ve 18 Eylül tarihli telgraflarına 20 Eylül'de verdiğim cevapta Büyük Millet Meclisi üyeliğiyle memurluk görevinin bir şahıs üzerinde aynı zamanda bulunamayacağıyla ilgili 5 Eylül 1920 tarihli kanunun ilgili maddesini aynen yazdıktan sonra Celalettin Arif Bey'in Erzurum valiliğine atanması mümkün değildir. Milletvekilliğinden ayrıldığı takdirde söz konusu ile vali olarak getirilmesi hükümete teklif edilebilir dedim. Oysa efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın son telgraf tarihi olan 18 Eylül günü bizim 20 Eylül'de bildirdiğimiz kanunun hükmüne aykırı olan durum Erzurum'da alınmışmış. Bu kanuna aykırı durumdan aynı zamanda yeni Türkiye'nin Adalet Bakanı olan Celalettin Arif Bey'in 18 Eylül'de yazılıp 21 Eylül'de aldığım telgrafıyla haberim oldu. Kendi kendine Erzurum Vali Vekili olan Adalet Bakanı'nın telgrafı aynen şöyledir. 18 Eylül 1920 Erzurum. Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Kazım Paşa Hazretlerine gönderilen şeref verici ve yüksek telgraflarınız üzerine arz edilen meseleler üzerinde kendiyle enine boyuna görüştük. Paşa, durumun dehşetini anlamak istemiyorlar ve beraberinde bulunan kimseler her bakımdan himaye ediliyor. Kamuoyundaki kaynaşmanın bir an önce yatıştırılması için silah, askeri malzeme ve diğer malzemelerle kilisede çıkan yolsuzluk söylentilerini iyice inceleyebilmek ve bu işlere yeltenenleri kanunun pençesine teslim edebilmek için halkın saygısını kazanmış olan 9. Tümen Komutanı Halit Bey'in görevlendirilmesini istirham ederim. Ordu hesaplarının denetlenmesi de gerektiğinden derhal bir maliye müfettişinin gönderilmesi yüksek kararlarınıza sunulur. Kazım Paşa'dan şimdi aldığım bir yazıda daha önce vali vekilliğinden kayıtsız şartsız çekilmeye karar veren Albay Kazım Bey o kararından vazgeçerek vekilliği bendenize veya İçişleri Bakanlığından tayin edilecek bir vekile devredeceğini yazılı olarak bildirmiştir. Kendinin vekilliğinin devamı da sakıncalı ve tehlikeli görülmüş olduğundan şu bir iki gün içinde durumun nezaketi dolayısıyla ve memlekette çıkabilecek bu karışıklığa meydan verilmemek üzere iç işlerinden gelecek emri bekleyerek vekilliği kendi üzerime almak mecburiyetinde kaldım. Erzurum halkınca vekilliği arzu edilen arkadaşlardan Hüseyin Avni Bey'in vali vekilliğine atanması istirham olunur. İleri sürdüğüm bu teklifler sayesinde kamuoyu yatıştırılabileceğinden gereğinin yerine getirilmesi zat-ı devletlerinin kararına bağlıdır. İkinci Adalet Bakanı Celalettin Arif. Efendiler, Büyük Millet Meclisi ikinci Başkanı ve Adalet Bakanı Celalettin Arif Bey'in bu tutumu ve telgrafları bizim için anlaşılmaz bir bilmece haline aldı. Durum çok önemli ve nazikti. Bu önem ve nezaketin sebebi bence Celalettin Arif Bey'in ve işbirliği yaptığı arkadaşlarının gerçekleştirmeyi hayal ettikleri gizli niyetler ve bu maksatla aldıkları tavır veyahut yaptıklarını zannettikleri oldu bitti değildi. Hayatının önemli bir kısmını savaş meydanlarında geçirmiş, ihtilaller ve inkılaplar içinde yoğrulmuş insanlar için bu gibi ufak tefek beklenmedik olayların karşı tedbirlerini bulup uygulamakta kararsızlık gösterileceğini ve gecikileceğini sananların aldanacaklarına şüphe yoktur. Doğu cephesinde Ermenistan'da taarruz kararı verdiğimiz sırada. Gerçekten durum çok önemli ve çok nazikti. Çünkü o günlerde Doğu cephesinde Ermenilere karşı artık saldırıya karar vermiştik.
Bunun için hazırlanmakta ve tedbirler almaktaydık. Doğu cephesi komutanına da gereken emirler ve talimat verilmişti. Doğu'da ileri sürülen ordunun arkasından hükümetin Adalet Bakanı, sözde ordunun hırsızlığını, mensuplarının yolsuzluk yaptıklarını ortaya koymak için kanuna aykırı olarak o ilin vali vekili kimliğine bürünmeyi bir çare ve tek çıkar yol olarak buluyor. Erzurum'dan cephedeki merkezine gitmiş bulunan cephe komutanı nihayet 22 Eylül tarihinde diyor ki: Celaleddin Arif Beyefendi'nin Doğu İlleri Genel Valiliğine atanması için Zat-ı Devletlerine daha önce yapmış olduğum teklif bendenize hissettirilmiş ve tarafımdan içtenlikle karşılanmış bir düşüncenin sonucuydu. Celaleddin Arif Bey'in Erzurum'la ilgili faaliyet ve başvurularıyla gerçekler su yüzüne çıkmış olduğundan kendinin genel valiliğe atanmasındaki teklifimden elbette vazgeçmiş olduğum bilgilerinize sunulur. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir, Celaleddin Arif Bey'in ultimatumu. Erzurum Vali Vekilliğini üzerine alan Büyük Millet Meclisi 2. Başkanından da aynı tarihli, yani 22 Eylül 1920 tarihli bir telgraf aldım. Bu telgrafta deniliyordu ki, silah ve cephaneler, yiyecek ve terk edilmiş mallarda yapılmış olan yolsuzluklar, kanuna aykırı ve sınırsız vergi toplama, kanunsuz baskı ve zorbalık halkın duygularını büsbütün incitmiş. Erzurum halkının güvensiz ve ümitsiz bir duruma düşerek artık kendi elleriyle idare edilme gereğini tek kurtuluş çaresi saydığı bir zamanda buraya geldik. Karabekir Paşa'nın da hareketi memleket çıkarlarına uygun değildi. Bu sebeple açıktan açığa yapılan kötülük ve yolsuzluklara hemen son vermek ve yapanları cezalandırma gereğinde halk topluca ısrar etti. Güvenilir tedbirlerin hemen alınması isteği ve vali vekilliğini bizzat kabul etmekliğim, paşa da dahil olduğu halde halk tarafından istirham edildi. Vekilliği Hüseyin Avni Bey'e vermek gereğini yazmıştım. Erzurum halkının kendilerinden sayarak güven gösterdikleri Hüseyin Avni Bey'in 24 saate kadar görevlendirildiğinin bildirilmesi. Celaleddin Arif, saygıdeğer efendiler, halkın kendi eliyle kendini idare etmesi ilkesini ortaya koyan bizdik. Fakat bununla asla her ilin veya her bölgenin ayrı ayrı birer yönetim birliği kurmasını kastetmedik. Maksadımızı Büyük Millet Meclisi'nin ilk günlerinde açıkça ifade ettik. Meclisin de kabul ettiği maksat ve gayemiz, milli iradenin kendini gösterdiği tek yer olan Millet Meclisi'nin bütün vatanın kaderini eline aldığı şeklinde ifade edildi. Bu meclisin başkanlarından biri olan ve hükümette bakan, hem de Adalet Bakanı olarak yer alan bir kişinin orduda veya herhangi bir yerde kanuna aykırı bir hareketi ortaya çıkartmak ve sorumlularını kanunun pençesine teslim etmek için başvuracağı yol, bir takım beyinsizlere uyarak çok yakından tanıdığım, gerçekten vatansever Erzurumlu hemşerilerimin asla razı olamayacakları isyankar bir durum almak mı olacaktı? Hüseyin Avni Bey'in 24 saate kadar vali vekilliğine tayinini istiyor. Bu ultimatumun anlamı var mıydı? Celaleddin Arif Bey bu teklifini Kazım Karabekir Paşa'ya da yapmış. Kazım Karabekir Paşa ona demiş ki, Hüseyin Avni Bey yedek değmen olarak sahnelerde subayları eğlendiren, hiçbir resmi görevde bulunmamış sıradan bir adamdır. Bunu vali vekili yapmak, hükümeti oyuncak etmeyi istemek olur. Efendiler, Celaleddin Arif Bey'in ultimatumuna verdiğim cevap aynen şöyleydi: Ankara, 23 Eylül 1920. Şifre, geciktirilemez. Sayı 388. Erzurum'da Adalet Bakanı Celaleddin Arif Beyefendi'ye. İlgi, 22 Eylül 1920 tarihli şifre. İlk telgrafınızı önemli dikkate almış ve bu konuda Doğu Cephesi Komutanlığı ile haberleşilmekte olduğunu yazmıştım. Adı geçen komutanlıkça gereğinin yerine getirileceği pek doğaldı. Buna rağmen birbiri ardınca yapılan kanunsuz ve isabetsiz teklif ve teşebbüsleriniz hükümet tarafından hayretle karşılanmıştır. İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca ilgili makamlara gerekli tebligatta bulunulmuştur. Zat-ı Alilerinin hükümetin lüzum gördüğü açıklamaları yapmak ve gerekirse meclis huzurunda da açıklamalarda bulunmak üzere Ankara'ya hemen dönmeniz gerekmektedir. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa 22 Eylül 1920 tarihli bir şifresinde şu bilgileri veriyordu: Şimdi anlıyorum ki Celaleddin Arif Bey daha Ankara'dayken kendiyle bazı külah yapmak isteyenler
güzel bir program yapmışlardır. Söz gelişi Hüseyin Avni Bey Erzurum valisi olacak, Celalettin Arif Bey Doğu illerinin genel valisi olacak. Celalettin Arif Bey ya oyuncu olarak oynatılıyor veyahut daha karar vermedim pek zekidir, kendi bir iş yapmak istiyor. Çünkü Halit Bey'i bendenize sormadan yazması ve Hüseyin Avni Bey üzerinde direnmesi başka bir anlam taşımıyor. Halit Bey'in Albay Kazım Bey ile arası pek iyi olmadığından kendine Kazım Bey aleyhinde bir karar verdirebilir. Hüseyin Avni Bey de vali adı altında güzel bir oyuncak olur. Hüseyin Avni Bey'in vali vekilliğine teklif edildiğini işitenler ümitsizliğe düşüyorlar ve öğreniyorlar. Özet olarak belirteyim ki Erzurum Milletvekili Necati Bey'in kardeşi olup son zamanlarda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirilen Mithat Bey, halkın bolşevikliği, iş beceremeyenlerin konum kapması şeklinde anladığını zannediyor. Bu zat çıkarına düşkün olduğundan çoğunluk tarafından pek sevilmez. Halk hükümeti kurma konusunda bendenizi uygun bulamadığından Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerle haberleşilerek işin daha önceden hazırlandığını ve kararlaştırıldığını sanıyorum.